Sağlıklı Günler programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Cildimizin ihtiyaçları her yaşta değişir. Genç yaşlarda sağlıklı, gergin ve ışıldayan bir cilde sahipken, yaş ilerledikçe ciltte bazı değişimler oluyor. Ancak bu değişimleri küçük bakımlarla önlemek mümkün. Bu bakım önerilerini konuşacağız. Hücrelerimizi korumak ve erken yaşlanmayı önlemek için yapılan yöntemlerden de bahsedeceğiz. Bugün dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Özdöl ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Öncelikle cildimiz neden yaşlanır? Bununla başlayalım mı? Elbette başlayalım. Cildimiz aslında içsel faktörler ve dışsal faktörler diyebileceğimiz iki ayrı biçimde yaşlanabilir. İçsel faktörler her konuda olduğu gibi genetik faktörlerle ilişkilidir. Her zaman genetik açıdan, yaşlanma açısından, cilt açısından şanslı genlere sahip kişiler vardır. Etrafımızda bunların örneklerini görebiliriz. Bizim kontrol edemeyeceğimiz faktörler bunlar. Onun için onun üzerinde durmayacağım. Hı hı. Esas konuşacağımız konu değiştirebileceğimiz şeyler, yani dışsal faktörlerimiz. Bunları konuşacağız ki bunlar üzerinden düşündüğümüzde sağlıklı yaş alabiliriz. Dışsal faktörlerden birincisi nedir? Hep konuşulur, güneş. Güneşe bağlı yaşlanma en bilinenidir dışsal faktörler açısından. Ben danışanlarımla ya da bana cilt hastalığı ile ilgili gelen hastalarımla da hep şunu konuşurum. Güneş görmemiş, tarımla uğraşan kadınlarımız bana geldiğinde gözlemim şudur. Yüzleri renkli, ince, kalın kırışıklıklarla dolu, koyu renkte, düzensiz. Sırtlarını açıp bakarım, kaymak gibi. Yani buradan güneşe maruziyetin, güneşe uzun süreli, korumasız maruziyetin bizde nelere yol açtığını çok iyi gözlemleyebiliriz. Hayatımız boyunca maruz kaldığımız toplam güneş radyasyonu ne kadar az olursa cildimiz o kadar az yaşlanır. Yani ben her hastama bunu söylüyorum. Birinci olarak mutlaka yaz kış güneşten korunalım. Bunu da uygun güneşten koruyucu ürünlerle yapabiliriz. Şu anda piyasada çok çeşitleri mevcut zaten. Evet, cilt bakımını kimlere önerirsiniz daha çok? Cilt bakımı her yaşta herkese önerilebilecek bir şey. Hepimizin değişik yaş dönemlerinde değişik cilt problemleri olabilir. Ergenlik yaşlarında akne ile başlar ya da siyah nokta, beyaz nokta dediğimiz komedon diye de biliyor artık herkes. Komedon dediğimiz lezyonlarla başlar. Daha sonra da ilerleyen yaşta sorunlar değişir. Orta yaşta yine akne devam edebilir. Bu sefer kuruluk başlar, leke başlar. Ufak tefek sarkmalar, kırışıklıklar başlar. Dolayısıyla her yaşa, her döneme uygun cilt bakımı planları olabilir. Erken yaşta medikal cilt bakımlarıyla komedon temizliğinden yola çıkarak yine akne tedavi edici ürünlerle cilt bakımı yapabiliriz. Orta yaşta yine cildin kuruluğuyla ilgili, lekesi varsa lekesiyle ilgili. Yani ön plana çıkan problemi ne ise ona yönelik bir cilt bakımı programına kişiyi sokabiliriz. Peki cilt bakımı nasıl yapılmalı? Evde önerileriniz olur mu bunun için? Yani sizin cildiniz de çok güzel. Ev önerileri tabii ki evde bir takım şeyler yapılabilir ama bizim önerilerimiz daha çok hep bize geldiklerinde ne yapabilecekleriyle ilgili. Ben çünkü ev önerileri eminim evde bunu uğraşanlar benden çok daha iyi biliyor ve yapıyorlar bunları. Ben şunu söylüyorum, yani belli bir yaşta belli bir cilt probleminiz varsa bu teenagers dediğimiz 10'lu yaşlar olabilir, 11, 12, 17, 18 ya da 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar. Bir dermatoloji uzmanı veya bu işle ilgilenen bir arkadaşımız, doktor arkadaşımız, plastik cerrahi uzmanı olabilir. Kişinin sorununa yönelik en doğru kişi hangi uzmanlık dalıysa. Bize danışmaları. Biz çünkü onları en uygun şekilde yönlendireceğiz. Yani burada basit bir temel cilt bakımıyla başlayıp ev ürünleriyle devamı şeklinde olabileceği gibi ağızdan antibiyotikler, ağızdan daha kuvvetli haplar, dudak kurutan
vitamin hapları, hep izotretinoin dediğimiz bir içeriği içeren özel bir ilacımız var. Mesela aknede, ileri derecede aknede kullandığımız, mutlaka bizim tarafımızdan takibi ve önerilmesi gereken. Bunlarla devamı gereken durumları biz onlara, bize geldiklerinde en uygun öneriyle yol çizeceğiz. Yani zaten o zaman şuna da söyleyeceğiz. Evde de şu ürünleri kullanabilirsiniz. Evet. Evde de, bizde de ev ürün bakım setleri önerileri var. Bunları, size uygun olanı şu, bunu kullanabilirsiniz diyeceğiz zaten. Ama hani o zeytinyağlı, yoğurtlu, meyveli bakımlar, onları halk benden daha iyi biliyor zaten. Kesinlikle öyledir herhalde. Peki yağlı bir cilt nemsiz kalabilir mi? Aslında çok güzel bir şeye değiniriz. Çünkü hocam diyor hastalarımız ya da danışanlarımız, benim cildim kuru değil, yağlı ama sivilceli. Ya da kuru ama sivilceli. İşte bu nedenle aslında krem kullanmaktan çekiniyor hastalar. Yani şöyle oluyor, genelde yağlı cilde sahip kişiler ya da sivilceli cilde sahip kişiler hep kurutucu tedavilere odaklanıyor. Evet. Yani sivilce kurusun da hani gerisinin önemi yok. Tabi sivilce kururken çevresindeki kuru cilt ya da hassas cilt de kuruyabiliyor. Böyle bir durumda biz aslında bunu da yönetiyoruz. Yani işte siz tamam bir taraftan cildinizi kurutuyorsunuz ama bir taraftan da nemini sağlamak zorundayız. Evet. Nemlendirme ile yağlı cilt farklı bir şey. Yağlı cildin de neme ihtiyacı var. Kuru cildin de, normal cildin de, ama farklı ürünlerle farklı şekillerde diye yönlendirme yapıyoruz. Evet. Peki peeling'i önerir misiniz? Çünkü peeling sonrası hani cildin inceldiği yönünde genelde böyle bir kanı var. O da Duygu, çok doğru bir gözlem. Çünkü hastalarımız ya da danışanlarımız bize hep hocam peeling cildi inceltiyormuş, evet, doğru mu diye soruyorlar. Hayır. Tabii ki cildin ölü tabakasını, üst tabakasını bir miktar yok ediyoruz peelingle. Çünkü cilt peelingin amacı o zaten. Üstteki ölü hücreleri alıp alttan canlı hücrelerin, daha iyi hücrelerin yüzeye çıkmasını sağlamak. Tabii burada peeling derinliği çok önemli. Ona da biz karar veriyoruz. Çok yüzeyel peelingler, yüzeyel peelingler, orta derinlikte peelingler, derin peelingler. Hı hı. Genellikle orta derinlikteki ve derin peelingleri çok özel hasta gruplarına yapıyoruz. Bizim klinikte yaptığımız peelingler çok yüzeyel ya da yüzeyel peelingler. Çünkü sosyal yaşam bunu çok kaldırmıyor. Orta derece ve daha derin peelingleri. Bunların iyileşme süreleri çok uzun. Kapatmak mümkün değil. Evet. Ama çok yüzeyel ya da yüzeyel peelingler derin ihtiyacı olmayan üstteki ölü hücrelerini temizlediği için, alttan daha canlı, daha diri hücreleri yol açtığı için, tam tersine cildi daha canlı, daha diri, alt tabakaların daha güçlü ve daha kalın olmasını sağlayacaktır uzun süreli yapılışlarda. Evet. Peki sorunlu ve akneli ciltlerin bakımı nasıl olmalı? Mesela her gün yıkamayı önerir misiniz yüzü? Akne biliyorsun en çok kimin problemi? 15-25 yaş arasının problemi. 15-25 arasında temel sorun ne? Yani niye 15-25 yaş arası en çok akne problemini yaşıyor? Çünkü o yaşlarda biz hormonal olarak en aktif çağdayız. Ve dolayısıyla cildimiz yağ salınımı açısından en yoğun dönemde. Dolayısıyla şunu düşünelim, günlük yaşantımızda çevre kirliliği, cildimizin kendi ölü hücreleri, cildimizin aşırı yağ salgılaması yaşımıza göre. Evet. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? Günün sonunda derinin üstünde birikiyor. Bunları temizlemediğiniz takdirde 2 gün, 3 gün, 4 gün birikiyor, birikiyor, birikiyor. Zaten akneye yatkın bir cilt, zaten yağ salgılamasına yatkın, hı hı, bir cilt. Birikmesi sonucunda ne olacak? Daha problemli, daha yoğun akneli bir cilt olacak. Dolayısıyla kesinlikle her gün cilt temizliğini öneriyorum. Evet, hastaya uygun bir ürünle. Peki cildimizin geçirdiği evreler nasıldır? Yani bunu nasıl tarif edebiliriz? Mesela 20'li yaşta, 30'lu, 40'lı yaşlarda nasıl bir cilt yapısına sahip oluyoruz genelde? Şimdi şunu diyor hastalar bana geldiğinde ya da danışanlarım. Hocam benim hiçbir problemim yoktu bu yaşıma kadar. Hepimiz pırıl pırıl bebek cildiyle doğuyoruz diyorum, evet, ben. Hepimiz yani hiçbir tane, çoğu doğumsal benleri ve doğumsal lekeleri tenzih ederim ama onun dışındaki durumlar nedir? Zamanla kazandığımız durumlar. Bunlar neler? Bir kısmı bizim genetik faktörlerimizle ortaya çıkan, zamanı geldiğinde düğmesine basılıp ortaya çıkan şeyler, benlerimiz kazandığımız. Bir kısmı da yaş almayla, dışsal faktörlerle ve bağışıklık sistemimizin bunlara olan cevabıyla ortaya çıkan cilt hastalıkları.
Tabii bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk çağlarımızda çok değişik cilt şikayetleriyle ya da cilt problemleriyle karşılaşabiliriz. Evet. Bebeklik çağından itibaren cilt kuruluğu problemi en çok karşılaştığımız şey bebeklerin yanak egzemaları, atopik egzemaları. Daha ilerleyen yaşlarda yine el egzemaları en sık karşılaştığımız problem. Ergenlik çağında en sık karşılaştığımız sivilceler ya da saçlı derinin yağlı egzaması, kepekli egzaması. Daha ilerleyen yaşlarda, 30'lu yaşlarda yine çene bölgesine sınırlı akneler, yavaş yavaş mimik kırışıklıkları ya da cildin genetik yapının faktörlerine bağlı olarak erken gelen sarkmalar, erken gelen derin kırışıklıklar. 40'lı yaşlardan itibaren ise olan şey gıdı, yanak sarkması, mimik kırışıklıkları, güneşten iyi korunmadıysak da yine derin kırışıklıklar. Nerede? Güneşe en çok maruz kalan göz kenarlarımızda, neresiyse gövdemizde, göğüs üyemizde artık orada renklenmeyi, damarlanmayı, duruma göre, maruziyete göre şiddeti değişen ölçüde güneş hasarını görmeye başlıyoruz. Tabii burada en önemli faktör bir genetik faktör, iki ten renginiz. Ne kadar açık tenliyseniz, açık renk gözlüyseniz o kadar şanslısınız. Hatta ben diyorum ki açık renkli, açık tenli hastalarım sizi çok kıskandık zamanında. Çok güzeldiniz ama güneş sizi erken daha çabuk yıprattı. Şey oluyor, evet, doğru. Yani Afrikalı kadınları mesela daha geç yaşlanırlar herhalde, güneşi fazla çekmediklerinden mi kaynaklı? Tabii şöyle özel bir cilt sınıflaması var aslında. Hı-hı. Cilt bir tipleri 1 2 3 4 5 6 6 zenci. Evet. Bir de o çeltik ılık dediğimiz en açık tenli, en açık renk gözlü kişiler. Onlar tabii güneşe en hassas kişiler, Rusya'daki ya da Almanya'daki insanları düşünebilirsiniz o renk tonuna. Onlar güneşe hiç tahammül edemezler. Güneşte bronzlaşma gibi şansları güneş yoktur. Güneş alerjileri başlıyor, kızarıklık, baloncuklar oluşma gibi direkt güneş hasarı. Dediğiniz gibi ten rengi, konuşup sizin de gözlemlediğiniz gibi koyulaştıkça şansımız güneş açısından artıyor bir miktar. Peki bu noktada kolajeni de sormak isterim. Kolajen nedir ve hani kaybedildiği zaman dışarıdan alabilmek mümkün mü? Kolajen derinin, deri üst deri, alt deri diye sınıflandırabiliriz. Epidermis, dermis. Hep konuşuluyor artık. Herkes o kadar bilinçli ki. Evet. Bunları birçok kişi çok da iyi biliyor artık. Kolajenin bulunduğu yer alt derinin tabakalarında. Evet, bu yaşla beraber ve genetik faktörlerin etkisiyle ve çevresel faktörlere ne kadar çok maruz kaldıysanız, güneş hasarı ya da çevresel hasar azalıyor. Bu kaçınılmaz. Yani bu konuda yapabileceğimiz şeyler var ama bu kaçınılmaz bir süreç. Kolajenin evet ağızdan takviyesi mümkün. Bunları öneriyor musunuz peki? Yani faydalı olur mu sizce? Yıllara kadar aslında ağızdan alınan şeylerin bağırsak yoluyla cilde ulaşması konusunda ciddi tereddütlerim vardı. Fakat son yapılan çalışmalarda işaretlenmiş kolajenin bağırsak yoluyla deriye de ulaştığına ilişkin bilimsel veriler var, faydalı olabilir. Ben özellikle hasarlayıcı işlem yaptığım hastalarımda ağızdan kolajen takviyesini eğer beslenme konusunda yetersiz olduklarını düşünüyorlar ise öneriyorum. Peki kış dönemindeyiz. Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için önerileriniz ne olur sizin gibi ışıl ışıl olmak için? Kış dönemi fırsat dönemi diyelim. Neden fırsat dönemi? Güneşin en az gördüğümüz dönem, dönemsel olarak. Dolayısıyla cildin hasarlayıcı işlemleri için en uygun vakit. Leke olsun, kızarıklık tedavileri olsun, kırışıklık tedavileri olsun. Kış döneminde daha derin soymalar, daha derin hasarlayıcı cihaz işlemleri yapabiliyoruz. Bu konuda daha rahatız. Tabii yazın devam edebildiğimiz, yazın yapabildiğimiz işlemlerimiz de var ama kışın bu konuda daha rahatız. O açıdan kışı öyle değerlendirebilirler. Leke varsa, güneş hasarı varsa, kırışıklık varsa kış dönemi büyük bir şans. Bu dönemde yapabileceğimiz ufak dokunuşlarla çok daha güzel bir ciltle yaza başlayabiliriz. Evet. Peki makyaj yapmasak da cildimizi her gün temizlememiz gerekir mi? Ev hanımlarımız genelde evde oldukları için makyaj yapmıyorlar tabii ki. Onlara da her gün yüz temizliğini öneriyor musunuz? Bence ikisi gerçekten farklı. Makyajlı bir cildin temizliğiyle
günlük normal süreç içerisinde kirlenen bir cildin temizliği arasında fark olmadı. Ama yine de temizlik olmadı. Cildin tipine göre yine, yağlılık derecesine göre, kuruluk derecesine göre günde en az bir kez cilt temizliği yapılmalı. Evet, öneriyorum. Peki makyajla uyumayı sorayım bir de size. Çünkü çok yoğun bir çalışma temposu oluyor genelde. Kesinlikle yapmamak lazım. Yapılıyor, evet. Kaçıyor bazen ama doğru değil. Evet. Ben hiç yapmam zaten kesinlikle. Mutlaka temizlerim. Kimyasal kirlilik, evet. Cildin havasız kalması. Ayrıca ciltte bazı parazitlerin üremesi için kapatıcılar ve kapalı ortam fırsat veriyor zaten. Bazı kişiler buna da çok yatkın. Onu da belki önümüzdeki dakikalarda konuşacağız ama Demodex dediğimiz bir parazit var mesela. Çok popüler şu aralar. Hepimizin cildinde 3-5 adet sayıları var. Biz zaten aslında bakteri ve parazitlerle mutlu mutlu yaşıyoruz. Dost bakterilerimizle ve parazitlerimizle, ama bir kısmı aşırı çoğaldığında, özellikle o Demodex paraziti, cildimizde yanma, batma, kızarıklık, elimize gelen böyle dikensi pütürlükler, evet, yapabiliyor. O açıdan da cilt temizliği çok önemli. Çünkü onlar kapalı ve havasız ortamlar çok daha güzel çoğalıyorlar. Hmm. Peki makyaj ürünleri konusunda önerileriniz var mı? Ne tür ürünler kullanmak lazım? Nelere dikkat etmek gerekir? O iş çok karışık. Tabii ki hipoalerjik, test edilmiş, kaliteli ürünler kullanmak lazım demek istiyorum. Yani hani eczanelerde satılan dermokozmetik ürünler herhalde mesela, bunlar daha mı şey olur? Makyaj ürünüyle dermokozmetik ürünü karıştırmamak farklı lazım. Farklı mı onlar? Tabii, tamamen farklı. Makyaj ürününü sonuçta herhangi bir mağazadan, işte bir, yani çok, evet, bu alınabilir. Konuda deneyimli, başarılı mağazalar var. Başarılı da önerenleri var. Onlardan tercih edebilirsiniz. Ama dermokozmetik dediğiniz zaman dermokozmetik ürünleri öneriyorum. Çünkü dermokozmetik ürünlerin deri altına girişleri, deri altına işlemeleri, etkinlikleri çok daha yüksek. Hı hı. Çalışmaları çok daha ayrıntılı yapılmış. Ciltle ilgili reaksiyonları, etkinlikleri, beklediğiniz şeyler çok daha net. Yani içerikleri konusunda daha net bilgiye sahibim. Hyaluronik asit mi içeriyor, glikolik asit mi içeriyor, retinoik asit mi içeriyor? Yani bunlar ne demek? İşte cildin nemini sağlayan bir maddeyi içeriyor mu? Hı hı. Cilt yaşlanması geciktiren gerçek aktif etken bir maddeyi içeriyor mu? Peptit içeriyor mu? Yani hastanın, danışanın, kişinin ihtiyacına göre bunları net belirlemek istiyorum. Ben bakıyorum, yani marka seçmiyorum. Hastalarımıza da danışanlarımıza, hocam benim elimde şu, getirin ürününüzü bakayım diyorum. İçeriğine bakıyorum. Yani evet, bunda aktif güzel etken maddeler var, bunu kullanmaya devam edebilirsiniz dedirtiyor. Dermokozmetik ürünlerin güzel tarafı bu. Yani, ne olduğunu içinde net biliyorsunuz. Bunlar üzerinde tekrar tekrar yeniden bir şeyleri keşfetmenize gerek yok. Deneyimlemenize gerek yok. Sonuçlar belli. İmkan varsa onları kullanmak daha mantıklı o zaman, değil mi? Peki cilt lekeleri geçer mi? Leke tedavisi için neler uyguluyorsunuz? Lekenin tedavisini bulsam keşke. Şimdi leke çok zor bir problem. Çok da geniş kapsamlı. Tabii burada neyi konuşuyoruz? En çok yüzdeki lekeyi, en, evet, çok da melazmayı, gebelik lekesini işte. Gebelik maskesi dediğimiz, evet, alında, burun üzerinde, yanakta yama yama duran lekeyi konuşuyoruz. En çok kişileri rahatsız eder bıyıkta. En çok kadınlarımızı, evet, rahatsız oluyor eden kadınlarımız, seçici, evet, bölgeler. Bunun tedavisini konuşuyoruz. Yani bu bizim esas problemimiz, bizi rahatsız eden en çok bu. Yani gövdemizde de leke var, elimizin üstünde de var. Bunlardan çok, ama hep yüzümüzde daha olan şeyler, yüz tabii, ya da göğüs, evet, bayımızda olan şeyler bizi çok mutsuz ediyor. Yani şimdi onu konuşacak olursak, hani o gebelik lekesi olarak bildiğimiz şey aslında çok nadir olarak erkeklerde de görülüyor. Erkek hastalarım da var tedavi ettiğim, ama hani çok daha çok öyle çıkmış adı. Tam sebebi belli değil. Genetik faktörler, hormonal faktörler ve kaçınılmaz nedir? Güneş. Üçünün etkisiyle belli bir yaşta ortaya çıkan, özellikle orta yaşta, ilk gebelikten sonra da olabilir. Doğum kontrol hapı kullanımıyla da tetiklenebilir. Ortaya çıktı diyelim. Evet. Ne olacak? Ben şunu söylüyorum. Hep geliyorlar bana, hocam ne yapalım? En basit, en ucuz, en güvenilir tedaviyle başlayacağız. Sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çünkü bunun sonu yok. Lekenin şöyle nankör bir tarafı var. Çok güzel pırıl pırıl yaparsınız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan sonunda hasta pırıl pırıldır. Lekesinden bir iz bile kalmamıştır. Çok mutlu. Ama Haziran, Temmuz aylarında yeniden nüksedebilir. Leke tedavisindeki temel sorun bu.
Tabii burada üzülmeyelim. Yani lekeyi hiç mi tedavi etmeyeyim? Edelim. Çünkü leke tedavisi için kullandığımız her şey aynı zamanda anti-aging. Yani nedir? Yaşlanma karşıtı bakım sağlıyor bize. O avantajı var. Fakat leke tedavisiyle ilgili ben net çözüyorum, siliyorum, asla bir daha geri gelmiyor gibi net konuşmalar yapamıyoruz. Yapamaz. Çünkü tam fizyopatolojisiyle ilgili net bilgilere tam ulaşmış değiliz. Tabii şunlar da var. Yani işte PRP lekede etkili midir? İşte bazı lazerler etkili midir? Soyma işlemleri nasıldır? Yani çok kompleks sorunlar. Yani son dönemde ortaya çıktı yeni bir işte son 2-3 yıl diyebilirim. Lekenin zemininde damar gelişimi var mı? Varsa ona damar lazeri uygulanmalı mı? Gibi yaklaşımlar söz konusu. Leke ne kadar derin? Yani bunu tespit edebiliyoruz. Mor bir ışıkla bakıyoruz. Yüzeyel mi, derin mi? Komponentlerini görebiliyoruz. Çoğunlukla hem yüzeyel hem derin komponente sahip oluyor lekeler. Yüzeyel komponentse işimiz çok daha kolay. Esas sorun derinde olduğunda. O zaman dövme gibi etkili leke. Dövme tedavisi ne kadar zorsa leke tedavisi de o derece zor oluyor. Peki güneş lekeleri azaltılamaz mı? Tabii güneş lekeleri azaltılabilir. Güneş lekelerinde durum tamamen farklı. Orada çok daha şanslıyız. Yani çiller için o kadar net konuşmuyorum. Çiller de nükseder. Fakat çiller de aslında baktığımız zaman yazın çoğalıyor. Evet, kışın azalıyor. Kendi kendine yani de kayboldu. Bazı lazerlerle çillerinizi çok azalttığınızı düşünüyorsunuz ama yazın yeniden ortaya çıkabiliyor. Evet. Ama esas yaşla beraber ortaya çıkan el üzerindeki kahverengi lekeler, alında işte bazen kelleşen saçlı deride, yanakta biliyorsunuz leke şeklinde ya da cidden hafif kabarık, pütürlü bazı lezyonlarımız oluşur. Çoğu kişi de vardır. Bu da normal karşılanır. Adı da yaşlılık lekesi olarak damgalanır. Yani burada yaptığımız şey daha kolay. Bunların tedavisi çok daha kolay. Lazerler, işte kriyoterapi dediğimiz dondurma işlemleri burada kesin çözüm üretir. Yenilerin oluşmasını önlemez ama var olanı tedavi eder. Yok eder. Bence burada esas kilit nokta bir de şu. Bu lekelerde, yaşlılık lekeleri sandığımız şeyler arasında cilt kanseri öncüsü lezyonlar olabilir. Bir. Bunları nasıl ayırt edebiliriz peki? İkincisi ben kanseri öncüsü lezyon. Siz ayırt edemezsiniz. Ama şöyle ipuçları verebilirse diğer lekelerinizden farklı bir kabarıklık. İyileşmeyen bir kanayan yara. Dokunduğunuzda hemen kanayan bir yeni kabarıklık. Bu kahverengi siyah renkte olabilir, deri renginde olabilir. Yani diğerlerinden farklı olduğunu hissedersiniz de tam bir anlam veremezsiniz. Onun tanısını biz koyarız. O konuda benler de tehlikeli o zaman değil mi? Şekil değiştiren benlere de dikkat etmek gerekiyor herhalde. Benler işi deniz derya. O biraz daha çok daha geniş bir alan. Tabii şimdi yeni çıkan her beni bize göstermeleri gerekiyor. Çünkü orada kişinin bunu ayırt etmesi mümkün değil. Özellikle belli bir yaşın üzerinde. Şimdi biz ne oluyorduk? Tertemiz, pamuk gibi bir ciltle doğuyorduk. Yaşla ne oluyordu? Benlerimizi kazanıyorduk. Bu da genetik faktörlerin ve güneşin etkisiyle. Şimdi 20'li 30'lu yaşlara kadar bizim benlerimizin sayıları oturuyor. Yerleri belli, net. Sonra biz benlerimizi yavaş yavaş artmak değil tam tersine kaybetmeye de başlayabiliriz. Dolayısıyla 30 yaşından, 35 yaşından sonra ortaya çıkan her ben önemsenebilir. Eski benler üzerindeki değişiklikler önemsenebilir. Onu hep şu şekilde tabir ediyoruz. A, B, C, D, E kuralı diye. A, asimetri. Simetrisinde bozulma. B, border. Sınırlarında düzensizlik. C, color. Grili, kahverengili, siyahlı renk alanlarının oluşması. D, diameter. Çap. Çapında büyüme. E, elevation. Üzerinde girintili, çıkıntılı alanların oluşması. Bunlar yani eski bir ben üzerinde. Bu tip değişiklikler varsa alarm. Yeni bir ben oluştuysa ve öbürlerine benzemiyor ise alarm. Yani onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii hiç kimse kendine o gözle bakmıyor ya da eşine o gözle bakmıyor. Arada eşinize. Dikkat edin bakın. Arada eşinize alıcı gözle bakın. Kontrol edin. Sırtını bir açın. Yahu senin genç kız geldi. Şu yoktu, bu yoktu deyin. Ya da genç delikanlıyken şu yoktu bu yoktu. Yani birbirinize bakın çünkü en sık ben kanserleri nerede? Erkeklerde sırtta, kadınlarda bacak ön yüzde. Yani bir erken tanı ancak birbirinizi çok şey değiştirebilir tabii, aslında. Gözlemlemekle mümkün. Kesinlikle. Yapamıyorsanız bunu 3 ayda bir, 6 ayda bir çok beniniz varsa yılda bir bizim size önereceğimiz sıklıklarda ben takibi yaptırabilirsiniz. Bir de kadınlarımızın da erkeklerin de en büyük problemlerinden biri aslında gözenek problemi. Evet. Bunlar nasıl azaltılabilir ya da yok edilebilir mi?
gözenekleri yok etmeye çalışmıyoruz çünkü onlarla nefes alıyoruz. Yani anne küçüğüz. Tabii küçültelim. Onları küçültelim. Evet, gerçekten iri gözenekler çirkin ve kirli duruyor. Evet. Ayrıca içlerindeki yağ havayla temas ettiğinde siyah renge dönüşüyor. Siyah nokta olarak bizim gözümüze batıyor. Kötü görünüyor. Evet. Bunları günlük temizleyici ajanlarla, malzemelerle, temizlik ürünleriyle zaten temizleme planını oluşturuyoruz. Bunların günlük ajanlarla temizlenmesinin ötesinde fazla miktarda üretilen kişilerde, yağlı cilt yapısına sahip kişilerde ya da meslek gereği cildini çok kapatan, çok makyaj yapan kişilerde, yine farklı maddelere maruz kalan kişilerde bunların kişinin kendi günlük temizliği yetmiyor. O dönemde yine ev bakım ürünlerinin içeriğini değiştiriyoruz. Bunları temizlemeye yönelik. Ama mekanik temizlik, medikal cilt bakımı dediğimiz şey süper. Geliyor hasta, cildinin üzerindeki siyah noktaları, beyaz nokta dediğimiz, yani bunların hepsi komedon. Hı hı. Siyah komedon, beyaz komedon. Bunların temizliği. Bunları yapıyoruz medikal cilt bakımıyla. Yine değişik alet işler, el övünür hep. Değişik aletlerle ya da değişik cilt bakım sistemleriyle bunların azaltılmasını, temizlenmesini kolaylaştırıcı cilt bakım sistemleriyle bunları temizliyoruz. Bu aşamada ayda bir özellikle günlük cilt bakım temizliğiyle baş edemeyen cildindeki komedonlarla, gözeneklerle, o kişilerle biz tedavi ediyoruz. Ayda bir medikal cilt bakımı ya da özel cilt bakımı planını alıyoruz. Peki yaşlanmayı geciktirmek için ameliyatsız yöntemlere gelelim mi? Olur. Nedir bu yöntemler? Ameliyatsız yöntemler de belli bir döneme, belli bir sınıra, belli bir yaşa kadar işe yarıyor. Evet. Yani siz 55-60 yaşın üzerinde artık yanakları iyice düşmüş, o zamana kadar da herhangi bir bizim düzenli bakımımızdan geçmemiş bir kişiye çok fazla dokunamazsınız. Çok etkisi olmaz. Da, işlemle de. Ama ne yapılabilir? Yani o yaşa kadar gerçekten yapılabilecek işlemler var, geriletebilecek işlemler var. Anti-aging dediğimiz ya da cilt sarkmasını, cilt düzensizliğini önleyecek cihazlı işlemler ya da iğneli işlemler var. Şimdi bunlar neler? Birinci sırada botoks. Botoks ne yapıyor? Botulinum toksini diyelim. Aslında marka gibi oluyor tabii diğeri. Botulinum toksini dediğimiz bir toksin kas felcinden yola çıkarak aşırı kullanılan mimikleri durduruyor. Hı hı. Ne işe yarıyor? Ben 20'li 25'li yaşlarda alnında çizgi olan kişiler görüyorum. Niye? Çünkü mimik kırışıklıkları, mimiklerin aşırı kullanması genetik olarak, kişisel olarak var o kişide. Siz bunları hafiflettiğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz? O kırışıklığı önlemiş oluyorsunuz. Bunu merak ediyorum aslında. Yani küçük bir kırışıklığın var. Evet, orası ileride daha derinleşecek. Derinleşecek. 20-25 yaşındasın. Gidip botoks yaptırmayı önerir misiniz o zaman? Öneririm. Önceden yok, önemini almak gerekir değil mi? Ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar doğal olur, o kadar geleceğe yatırım olur kırışık önleme açısından. Ve ihtiyacınız, genç yaşta yapılan botoks bağımlı hale gelmiyorsunuz. Sonuçta normalde belli bir yaşın üzerinde 6 ayda bir, yılda bir kişinin ihtiyacına göre önerdiğiniz ya da 3 ayda bir önerdiğiniz botulinum toksin enjeksiyonu genç yaşta yapıldığında bir süre sonra yılda bir, 2 yılda bire düşebiliyor. Yani hastanın mimik kontrolü de zaten gündeme geliyor o zaman. Çünkü siz toksinle muhatap olduğunuzda kendi kaslarınızın kontrolünü ele alıyorsunuz aslında. Öğreniyorsunuz biraz çatmamayı, fazla kırıştırmamayı. Biraz da size onu da öğretiyor. Dolayısıyla ihtiyacınız giderek artmıyor, azalıyor. Erken anlamda o önemli bir. Güneşten korunmanın ve cildi nemlendirmenin önemi var. Bunun yanı sıra 30-35 yaşına geldiniz. Bir takım önlemleri aldınız ama yüzünüzde yavaş yavaş renksel ve yumuşak renksel değişimler başladı. Bir takım da sarkmalar başlıyor gibi. Ne yapabiliriz? O zaman daha girişimsel cihazlı işlemler yapılabilir. Nedir bunlar? Bunların bir kısmı iğneli işlemler. Hani hep iğneli radyo frekans dediğimiz derinin altına iğne ucu vasıtasıyla ısı verip deri altındaki kolajeni ısıtarak ya da deri altındaki bölgeleri ısıtarak orada yeniden oluşum mekanizmalarını uyaran bir yöntem. Yeniden yapılanmayı sağlayabilirsiniz. Ya da deri yüzeyinden ultrasound teknolojisi kullanılarak
yine yüksek ısı vererek deri altına, deri altını uyarabilirsiniz. Aslında ya da yüzeyden lazer ışınıyla ya yüzeyden ya da orta derinlikten biraz daha derinden. Evet. Bunlar lazer ışınının tipine göre değişiyor. Onlarla deri altını ısıtıp gençleştirme işlemleri yapabilirsiniz. Aslında bunların hepsi zaten anti-aging. Anti-aging oluyor. Yani nedir anti-aging? Yaşlanma karşıtı tedavi. Hepsi anti-aging diye geçiyor. Anti-aging tedaviye girer. Peki mezoterapi nedir hocam? Onu mezoterapiyi nerede konumlandıralım? Ha. Haklısın. Mezoterapiyi her yaşta konumlandırabilirim ben. Mezoterapi 20'li yaşlarda cilt nemini sağlamak için kullanılmaya başlayabilir. 30'lu yaşlarda işlem yanında işleme bağlı yan etkileri azaltmak için konumlandırılabilir. Ama 40'lı yaşların üzerinde tek başına mezoterapi ile etkin olmak daha zorlaşır. Hmm. Yaş arttıkça tek işlemle güçleşiyor. Etkin olmak güçleşir. Artık 50-55'ten sonra bazen zaten işlem de güçleşir. Artık ameliyatla mini yüz germe, normal yüz germe süreçlerine girmek gerekebilir. Evet. Bu küçük iğnelerle mi yapılıyor? Yanlış bilmiyorsam. Mezoterapi çok küçük, çok ince, acı kısa iğnelerle. İğneli her işlem acı verir. Acı vermeyen demek hata olur. Ama minimal acı verir. Dayanılmaz değildir. Ama çoklu iğne uygulaması olduğu için hissedeceksiniz. Tabii ki hissedeceksiniz. Orada kişinin ağrı eşiği çok önemli. Ama alerjik, dayanılmaz bir süreç değil. Alerjik bünyelerde tercih edilebilir mi? Alerjik kişilerde her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Verdiğiniz ürünlerden tutun da yaptığınız işlemlere hepsine ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Ama engel değil. Yapmak. Saç ve vücutta da herhalde kullanılan bir yöntem değil mi? Mezoterapi şu demek, derinin orta tabakasına ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri enjeksiyon yoluyla verme işlemi. Bunu siz saça verebilirsiniz, saçta saç dökülmesini azaltmak için. Yüze verebilirsiniz, kırışıklık azaltmak, sarkma azaltmak için boyuna verebilirsiniz. Yine aynı zamanda boyun gençleşmesini sağlamak için. Gıda eritmek için yağ eritici mezoterapi verebilirsiniz. Ya da selülit dediğimiz portakal kabuğu görünümü olan kalça bölgesi, uyluk bölgesi, bacak bölgesi gibi özel bölgelerimizdeki rahatsız olduğumuz görünümü düzeltmek için etkili yağ eritici oluyordur. Mezoterapi yapabilirsiniz. Yani mezoterapi de yöntem aynı, içerik değişir. Bir de bunu aslında merdiven altı yerlerde de çok yapıyorlar. Bunu da altını çizmek gerekir değil mi? Nerede yaptırmak gerekir? Enjeksiyon işlemi doktorun işlemi. Kesinlikle hekime gidip yapılması gereken bir yani, şey değil mi? Yani ben tabii bu konuda çok da yorum yapmak istemiyorum. Çünkü çok farklı bir sektör de var bununla ilgili. Evet. Bununla uğraşması gereken kişi ben değilim. Bununla uğraşması gereken kişi Sağlık Bakanlığı. Yani, ama hekimlere gitmek de... Evet. Fakat hani bunların denetimi onların işi. Tabii. Fakat kişinin görevi ne? Doktor gözetiminde, doktorun uyguladığı. Biz sonuçta her şeye dikkat ediyoruz. Enjekte edilen ürünün içeriğinden tutun da uygulama yöntemine kadar, kişisel uygunluğa kadar. Evet. Bunun için okumuşuz, bunun için çalışmışız, bunun için 10 yıl eğitim almışız. Ben... İşte 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl dermatoloji uzmanlığı, 2004'ten beri dermatoloji, 15 yıl bu iş için çalışıyorum. Yani tabii ki fark edecek. Tabii ki. Yani. Ki bir yan etki durumunda da mesela siz nasıl müdahale edeceğinizi daha iyi bileceksiniz. Sonuçta bizim de başımıza komplikasyon gelebilir. Her işlemin beraberinde barındırdığı bir takım riskler mevcuttur. Evet. Siz bu risklerle kiminle yüzleşeceksiniz, kimden medet umacaksınız? Kiminle muhatap olacaksınız? Buna karar veriyorsunuz aslında yapacak kişiyi seçerken. Çünkü biz şununla da karşılaşıyoruz. Yani olumsuz şeyler yaşayan kişiler bizden yardım almaya geliyor. Kesinlikle. Yalnız kalıyorlar sonra. Muhatap yani. Olacak kişi bulamıyorlar yasal olarak, kişisel olarak. Dolayısıyla yasal olarak da bizim işimiz doğru seçim de öyle. Yani hekim kontrolünde yapmakta fayda var. Hekim kendisi hekim yapacak. Hekim de tabii. Hekim tabii yapacak. Bir de şeyi sormak istiyorum. Altın iğne uygulaması, derma roller ve derma pen gibi işlemler. Altın iğneden aslında biraz önce biraz bahsettim. Hani altın iğne adını kullanmadım ama. Hani genelde hani o biliniyor herhalde değil mi? Altın iğne olarak biliniyor. Çok haklısın. Altın iğne uygulaması hayatın her döneminde işte 20'li yaşlarda akne izi için, 30'lu yaşlarda cilt
tonu düzensizliği ya da cilt parlatmak, gözenek sıkılaştırmak için, 40'lı yaşlarda da cilt sarkmasını önlemek için severek kullandığımız, çok sevdiğimiz ağrılı bir işlem. Ağrılı işlem. Acı çeke çeke ama sonuç çok güzel olduğu için yapıyoruz. Yani tabii ki acıyı azaltan şeyler yapıyoruz. Ama dayanılmayacak ama bir işlem değil. Acı değil. Ki ama kadınlar güzelleşmek için her şeye. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Her şeye açığız. Altın iğneden sonra ne demiştiniz? Dermaroller, dermapen. Dermaroller altın iğnenin aslında enerjisiz olanı gibi düşünülebilir. Sonuçta hep konuşuyoruz ya, cilde bir sürü iğne girip çıkıyor. Dermaroller da bir sürü iğne girip çıkaran bir yöntem. Altın iğne de. Altın iğnenin üstünlüğü ne? İğnelerin ucunda farklı bir enerji var. Dolayısıyla dermaroller'daki ihtiyacınız olan 8-10 seans sayısı altın iğne için söz konusu değil. Daha az, 3-4 seansa düşüyor. Yani daha güçlü bir yanıt, daha kısa seans süresinde. Üstünlüğü o. Fakat ben şuna da değinmek istiyorum. Dermaroller'lar çok kontrolsüz bir şekilde ev kullanımına geçti. Evet. Yani böyle herhalde şöyle bir cihaz satılıyor. Genelde evet, evde de evde kullanılabiliyor. Tam 0,5 milimetrelik gibi kullanımlar evde yapılıyor. Özellikle 1-1,5 yapanlar da var. Şunu unutmamak gerekiyor ama. Hücrelerimizin bir ömrü var. Yani hücreniz sonsuz şekilde size yara iyileşmesi sunmayacak. Yani siz cildinize ne kadar çok hasar veriyorsanız aslında gelecekten kredi çekiyorsunuz. Yani bunların kontrollü ve az sayıda yapılması, bilinçli yapılması gerekiyor. Her hafta bütün bir yıl dermaroller olmaz. Bir süre sonra cilt onaramamaya başlar. Yani bir süre sonra bunu genç yaşlarda hissetmezsiniz de 60 yaşından sonra, 55 yaşından sonra yara iyileşmenizin gücü kalmaz. O zaman hissedersiniz. Hücremizin ömrü var. Bu yaş hücrelerimizin ömrü genetik olarak belirlenmiş. Bunu bilmiyoruz. Ama kontrollü hasar vermek gerekiyor. Sayısız, sonsuz, bilinçsiz değil. Peki küçük yaralanmalar oluyor herhalde. Çalışan insanlar için uygun olur mu? Kaç günde geçer bu yara izleri? Dermaroller uygulamalarındaki o kızarıklık ve küçük iğne giriş yerleri çok çabuk düzeliyor. Ertesi gün hiç kalmıyor. Altın iğnede bu iş yine kapatılabilir düzeyde, yine iş hayatına dönülebilir düzeyde olmakla birlikte daha hasarlayıcı bir işlem olduğu için ödemi ve iğne giriş yerlerinin geçme süresi biraz daha uzayabilir. Orada hastayı ya da danışanı bilgilendiriyorum. Aslında şöyle, yapacağım işlem o kişiye özel, hasarlayıcı derecesi yüksekse ve yüzeyel bir altın iğne uygulamamda varsa diyorum ki sizin kabuklanmanız biraz uzun sürebilir. Evet. Sizin işleminizi Perşembe, Cuma'dan yapalım. Pazartesiye rahat kapatıcı kullanacak şekilde işe gidebilirsiniz. Bir de yaşımızı ele veren yerler boyun ve dekolte bölgesi. Bu bölgelerin tedavisinde ne gibi yöntemler uygulanıyor? Önce korumak. Yüzümüzü ve göğüsleğimizi aynı ölçüde şefkat göstermeliyiz. Sadece yüzümüzü değil, boynumuzu ve göğüsleğimizi de güneşten korumalıyız. Bakım ürünleri kullanmalıyız. Bunu yapamadık. Yaptık ama yine de sonuçta yaşlanacağız, yaşalacağız. Belli değişiklikler olacak. Belli dönemlerde mezoterapi yine yüz ve yüze yapıldığı gibi boyun ve göğüs V'sine de yapılabilir. Botoks yine boyun ve göğüs V'sine uygulanabilir. Altın iğne yine boyun ve göğüs V'sine uygulanabilir. Lazer ya da ışık sistemleri yine boyun ve göğüs V'sine lekelenme, karışıklık için uygulanabilir. Bu yöntemle gıdı bölgesini sıkılaştırmak mümkün mü? Mümkün. Kişiden kişiye değişmekle birlikte mümkün. Peki sadece bu bahsettiğimiz yöntemleri yaptırarak, dolgu ve botoks yaptırmadan kaç yaş gençleşebiliriz? Gençleşebilir miyiz? Şöyle kişiye özel konuşmak gerekiyor yine. Sadece bu yöntemlerle yaş almayı durdurmak mümkün. Ama 40-45 yaşından sonra sadece bu yöntemlerle tabii ki 5 yıl, 3-5 yıl geriye atarız. Ama kaybettiğimiz yağ dokusu, kaybettiğimiz kemik dokusu, biz yaşlanmayı hep cilt açısından bakıyoruz. Ama cilt yaşlanması aslında facial aging diye bir şey var. Yani tüm yüz olarak bakmalısınız. Kas, kemik ve yağ dokusu diye bakmalısınız. Şöyle ben hep hastalarıma da öyle örnek veriyorum. Masa düşünün ve üzerindeki masa örtüsünü düşünün. Masanızda erozyona uğrayan alanlar olduğunda masa örtüsü ne olacak? O noktalardan sarkmaya, düşmeye başlayacak. Siz istediğiniz kadar masa örtüsüyle uğraşın. Ne gerekiyor o zaman? Kemik dokuda erozyona uğrayan yerlere dolgu ya da yağ enjeksiyonu ya da orada yer kaplayan bir
malzeme kullanımı gerekiyor. Yani siz onu yapmazsanız onu herhangi bir işlemle, konuştuğumuz işlemlerle tamamlayamıyoruz çünkü. Yani yağ dokularımızın yeri değişiyor, kemik dokumuz rezorbe oluyor, erozyona uğruyor. Dolayısıyla dolgunun yeri çok ayrı. Kök hücreyle gençleşme nasıl bir işlem? Kök hücre kulak arkasında hiç güneş görmemiş, taze pırıl pırıl cildimizin özellikle genç yaşlarda saklarsak, uzun ömürlü saklama yöntemleri var biliyorsunuz çok yüksek derece soğuklukta. Daha sonra bu hücreleri kullanabiliriz derinin içerisine enjeksiyon ederek. Ama tabii ne olacak? Onu uygun bir ortamda büyüteceğiz, besleyeceğiz, çoğaltacağız, geri enjekte edeceğiz. Yağ enjeksiyonu da bunun gibi bir şey. Bu neye çare oluyor peki kök hücre uygulaması? Burada hani şey konuşuyoruz ya, hücrelerimizin bir ömrü var. Bir süre sonra belki bazı uyarılar ya da bazı cihazlı işlemler artık hücre tınmayacak. Yani yoruldum artık. Yeter yani çoğalmıyorum diyecek yani. Bunu o zaman genç yaşta mı başlamak lazım? Yani kök böyle bir şey. Hücreyi genç yaşta başlamak lazım alıp... bilmiyorum. Aslında o konu karışık. Benim kafamda da karışık. Yani alıp saklanamaz mı? Saklamak lazım belki de evet. Değil mi? Aslında böyle bir şey geliştirirse ileriki yaşlarda ihtiyacımız olacak. Kesinlikle. Hani o anlamda mesela 45-50 yaşında birisinin kulak hücresi, kulak arkası hücresi kesinlikle yüz hücresinden daha sağlıklı olabilir. O yaşta da işe yarayabilir. Ama mesela ya da 25 yaşında yaşlarda sakladığınız 60'lı yaşlarda kullanılmak üzere de kullanılabilir. Evet. Kesinlikle. Belli bir yaş grubu var mı bu uygulama için yoksa şey mi yani herkese uygulanabilecek bir şey mi? Yani sonuçta amaç neyse tabii ki herkese uygulanabilir ama esas yaş grubu ne oluyor? 40 yaş üzeri tabii ki gençleşmek isteyenler. Peki PRP'ye gelelim. Bir de PRP ile arasındaki fark ne bu kök hücre uygulamasının? PRP tamamen şöyle, farklı. Şöyle ki siz PRP'de periferal kan kullanıyorsunuz. Venöz kan alıyorsunuz hastadan belli bir miktar. Onu santrifüj ediyorsunuz. Orada santrifüj ettiğiniz materyalde büyüme faktörlerinden ve pıhtılaşma hücrelerinden zengin bir kısım var. Onu alıyorsunuz, onu enjekte ediyorsunuz. Orada tamamen var olan hücrelerinizi daha çok uyaracak bir madde enjekte ediyorsunuz. Var olan hücrelerinizi taze genç arkadaşlar katmıyorsunuz. Kök hücrede öyle bir şey var. Var olan hücrelere dinlenmiş, yorgun olmayan, fazla hasar görmemiş hücreler yolluyorsunuz. Onlar size kolajen üretecek ön hücreleri, fibroblastları üretiyor. O farklı tamamen. PRP'yi kimlere önerirsiniz peki? Birinde herhalde kan alınıyor, diğerinde dediğiniz gibi parça alınıyor. Bunda öneriniz ne olur? Kimler yapabilir? PRP herkese önerilebilir 18-20'li yaşlardan itibaren. PRP birçok amaçla kullanabilirsiniz. Saç dökülmesini desteklemek amacıyla kullanabilirsiniz. Genç yaşlarda cilt yanlışlanmasını önlemek amacıyla kullanabilirsiniz. Orta yaş ve üzerinde de yaptığınız işlemlerin etkinliğini arttırmak amacıyla kullanabilirsiniz. Parlatma, cilalama gibi. Çünkü evet. Bir şey kök hücreyle mesela PRP ikisi aynı anda yapılabilir mi? Yok, gerek yok. Gerek böyle yok. Bir şeye. Peki yapılamaz. Yapılabilir ama hani o durumlar farklı yani çok farklı. Ha. Yapılamaz dediğiniz kişiler var mı? Önermediğiniz? PRP yapılamaz. Evet. PRP evet. Aslında sonuçta kendi kanımızdan elde etmiş olmamız birçok yapılabilir durumun kapısını açıyor. Emzirenlerde sıkıntı çok yaşamıyoruz. Yabancı madde reaksiyonu olanlarda sıkıntı yaşamıyoruz ama vücudun kendi kendine hasar verdiği otoimmün hastalıklarda PRP dikkatli konumlandırılmalı. Cilt kanseri öyküsü olanlarda yapılamaz. Kanser öyküsü olanlarda dikkatli konumlandırılmalı, geçirilmiş kanser öyküsü olanlarda. Dolgu ve botoks da aslında son zamanlarda bayağı yaygınlaştı değil mi? İkisinin arasındaki fark nedir? Birinde botoksta, botulinum toksin enjeksiyonunda siz fazla kullanılan kasları, mimikleri kullanımını azaltıcı bir zehir enjekte ediyorsunuz bir nevi. Kas kullanımı küçülüyor, azalıyor. Tamamen farklı yani kas kullanımına yönelik. Diğerinde yer tutucu bir madde enjekte ediyorsunuz. Boşluk doldurmak için olabilir, dudak büyütmek için olabilir, burun düzeltmek için olabilir. Yani oyun hamuru gibi jölemsi bir madde olabilir. İçerikleri de değişiyor dolgu maddelerinin. Dolayısıyla ikisinin yeri tamamen farklı. Peki. Yani botoks mu dolgu mu
uygulanmalı. Öyle bir şey yok. İkisi birbirini tamamlayıcı işlemler. Süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Son olarak eklemek istediğim şey şu. Lütfen biz sizleri kliniklerimizde ücretsiz danışma için bekliyoruz. Yani lütfen gelin bize danışın. Bizden bilgi alın. Sizin ihtiyaçlarınızı biz konuşalım. Birlikte karar verelim. Bir işlem yapmak zorunda da değiliz. Ona sonuçta bir işlem üretmeyebiliriz. Ama doğru bilgiye ulaşmak için biz sizi bekliyoruz kliniklerimizde. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Özdöl ile cilt sağlığına ilişkin merak edilenleri konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.